Şimdi buradaki toplantıya geldiğimiz zaman yapılamayanı yapmak çok zor, ambargodan alınamayan bir parça, biraz akıl koymak, teknoloji koymak, saha derken şimdi o şapkaların neredeyse her biri sizin üzerinizde var. Sizi tanıyabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Ben Doktor Burkay Alan, Alsertek Arge Tasarım ve Mühendislik Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı ve genel müdürüyüm. Şimdi isterseniz şirketinizden başlayalım. Neler yapıyorsunuz? Biz özellikle yüksek frekans, mikrodalga bileşenler konusunda önümüzdeki dönemin milli sistemleri içerisinde yerli ve milli mikro bileşenlerin tasarlanması, prototiplenmesi, test ve doğrulamasını takiben de seri üretimi tesis ediyoruz. Savunma sanayinde bu mikro bileşenler olarak adlandırdığınız nereye doğru gidiyor? Yeni bir teknoloji, yeni bir farklı bir sayfa açacak mı bununla ilgili? Elbette. Bu mikro bileşenler daha insansız hava araçlarımızın veri haberleşme modüllerinde ve aynı zamanda mühimmatlarımızın veri bağlarında kullanılan mikrodalga bileşenler. Bunlar bundan birkaç yıl öncesine kadar yurt dışından temin ve tedarik edilen ithal ürünlerdi. Fakat Savunma Sanayi Başkanlığımızın sanayi katılım uygulamaları çerçevesinde aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın TÜBİTAK siparişe dayalı ARGE programlarında yine ana yüklenicilerimizden örneğin Aselsan'ın gücümüz bir programında başlatmış oldukları millileştirme programlarıyla beraber bugün millileştiler ve önümüzdeki dönemin milli sistem ve alt sistemlerinin milli bileşenleri olarak Türk savunma ekosisteminin birer parçası oldular. Şimdi tabii burada güzel bir örnek verdiniz. Güçler birleştiği zaman herkeste farklı farklı özellikler var. Biraz da tabii bunun arkasında devlet durduğu zaman bir avantaj sunup birlikte çalışalım, bir şeyler yaptığı zaman ortaya yapılamayan şeyler çıkmaya başlıyor. Evet. Ve tabii ki bu çalışmalarda devlet kadar organize eden şirketler veya yapılar kadar sahanın da büyük önemi var. Tekrar sizin başka bir şapkanıza geleceğim ben. Evet. Sahadaki, Saha İstanbul'un da yönetim kurulu üyesisiniz değil mi? Evet. Sizin de içinde olduğunuz şirketlere Saha İstanbul neler sunuyor, nasıl yol gösteriyor? Yeni girişimci, bu videoyu seyredecek genç arkadaşlar, benim bir fikrim var, şirket kurmak istiyorum dediği zaman Saha İstanbul olarak onlara ne öneriyorsunuz? Ya, teşekkür ediyorum. Savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi bugün Avrupa'nın en büyük kümelenmesi. Biz ilk dönemlerdeki üyelerinden bir tanesiyiz. Teknoloji Gelişim Bölgesi Teknopark İstanbul'da bir girişim firması olarak kurulduğumuz andan itibaren Saha Girişim bizi programlarının içerisine aldı. Özellikle idare ve idare ile ilgili olan stratejik programlar, ana şirketlerimizin ihtiyaçları ve önümüzdeki dönem için geliştirmekte olduğu programlar, yine girişimcilik ekosisteminin içerisinde finansal kaynaklara erişimden yatırım ilişkilerine kadar varan birçok konuda ekosistem içerisinde hem kimliklenmemizi hem de bilgilenmemizi sağladı. Aynı zamanda da devletimizin stratejik makamları tarafından önümüzdeki dönem ihracat odaklı çalışmaların içerisinde sadece ana şirketlerin değil, aynı zamanda da girişim şirketlerinin de bulunabilmesini tesis etti. Bugün Saha İstanbul gelmiş olduğu yapı itibariyle birçok katma değer daha sağlıyor. Örneğin sektör içerisinde bu farkındalıklara erişebilmek için Saha Akademi programını yürütüyor. Aynı zamanda girişim firmalarının savunma sanayi ihracatı içerisinde yer alabilmesi için de Saha Girişim programını yürütüyor. Biz de Saha Girişim programı içerisinde yer alıyor ve Saha Akademi'den de faydalanıyoruz. Önümüzdeki dönem yüksek teknoloji girişimleri için öncelikle bu az önce bahsettiğim stratejiler içerisinde kendilerine ihtiyaç duyulan ana odakları belirlemeleri, buna uygun olarak stratejik hedef tespiti yapmaları, gerek idare gerekse ana yüklenici kuruluşlar tarafından da bir işbirliği protokolleri içerisinde de inisiyatifler almalarını tavsiye ediyoruz. Bunun için en önemli yönlendirici kuruluşunda sivil toplum örgütü olarak savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi Saha İstanbul olduğunu düşünüyorum. Şimdi bugün aslında makine kimyanın da desteğiyle makine kimyanın başında da İlhami Bey var. Evet. İlhami Bey eski genel sekreter. Evet. Aynı zamanda yönetim kurulu üyeliği de bir şekilde. Evet. Onun da şapkalarından biri devam ediyor orada. Bugün farklı bir buluşma oldu. Siz şirket yapısı olarak makine kimyanın bu oluşturduğu organizasyon şirketlere ne verecek, ne gördünüz?
Sektör içerisinde bir sinerji yaratmak ve bu sinerjiyi de belirli odaklar altında toplayabilmek gerekiyor. Bu etkinlik o odaklardan bir tanesi. Önümüzdeki dönem az önce bahsettiğim stratejik hedefler doğrultusunda makine kimya endüstrisi gibi Milli Savunma Bakanlığımızın önemli bir kuruluşunun hangi programlarda neye, ne zaman, nasıl ihtiyaç olduğunu tespit edebilmesi, bu yapmış olduğu tespitin ardından da tedarikçileri buraya teşvik edebilmesi için bu programın oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Tedarik kanallarının canlı ve güncel tutulabilmesi için bu tip etkinliklerin gayet kritik olduğunu da değerlendiriyorum. Bunu da başlangıçta Saha İstanbul'la birlikte yapmak önemli bir odak ve öncelik teşkil etmiş oldu. Çok teşekkürler. Biraz farklı farklı açılardan bakıp farklı farklı bir bakış sundunuz. Umarım genç arkadaşlarımıza, bu sektöre girmek isteyen insanlara bu anlattıklarınız bir ışık olur. Onları da buraya bekleriz. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağlık ve kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.